Merhabalar, selamlar tekrardan. Bugünkü videomuzun konusu Almanya olacak. Yer yerde Finlandiya ve Kanada ile ilgili de bu video içerisinde bilgiler alacaksınız. Bir önceki videolarımda bahsettiğim gibi Avrupa'da işçi sıkıntısı var, istihdam sıkıntısı var. Bunlardan bir tanesi de yine Almanya en çok ihtiyacı olan işçi gücüne ihtiyacı olan ülke Almanya gözüküyor. Çünkü geçen hafta yapılan açıklamaya göre 1 milyon 200 bin istihdam edilmesi gereken çalışana ihtiyacı var. Bulunamazsa iç pazarda büyük bir açık olacağı söyleniyor. Ekonomiye bayağı bir etkisi oluyor. 2020 yılında da Almanya zaten başvurmuştu bununla ilgili resmi makamlara. Dışarıdan talep istemesine rağmen 2020 yılında dahi 60 binlik bir açıkla kapadılar. Şimdi 2021'e geldiğimiz dönem içerisinde ilk başta 270 bin kişi bir açık vardı. Fakat pandeminin etkisinden dolayı da işte girişler çıkışlar olmadığı için ülkeler arasında bu çıta iyice yükseldi, yukarı doğru tırmandı. Şu anda 1 milyon 200 bin açığı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bir önceki videolarda bahsettiğim gibi Almanya her yıl ortalama 400.000 çalışan almak durumunda 2025'e kadar. Eğer bunu tamamlayamazsa olacak şeyleri kendileri biliyorlar zaten. Şunu biliyor musunuz? Bir ülkede işçi bulamadıkları için ekonomi küçülmeye gidiyor. Bizim ülkemizde olsa enflasyondan dolayı işverenler küçülmeye gidiyor, işçi çıkarıyor. Fakat bu ülkelerde çalışan bulamadıkları için üretim yapamıyorlar, dolayısıyla küçülmeye gidiyorlar. Bu ekonomiye yansıyacağı için devletin yetkili makamları da bununla ilgili çalışmalara başladılar. E ben söylüyorum çoğunuz da soruyorsunuz nerelerden başvurabiliriz nasıl yapabiliriz ben söylüyorum internet üzerinde zaten başvurabileceğiniz birçok platform var. Almanca arama yazabilirsiniz. Arama Google'a girdiğiniz zaman işte "Arbeit finden" yazmanız lazım. Hangi ülkeye gitmek istiyorsanız o ülkenin iş arıyorum, iş bulmak falan bu tür kelimeleri yazmanız lazım. İşte "Arbeit finden", "Find a job" yazmanız lazım İngilizcesi işte. İşte Finlandiyaca ise işte Finlandiyacasını yazacaksınız. Çalışan bulamamalarının sebeplerinden bir tanesi insanlar 12 saat 10 saat çalışmak istemiyorlar. Yaşlı nüfusu fazla. Verilen işler, yapılacak işler işte sağlık sektöründe bayağı bir açık olduğu söyleniyor. Hemşiresinden, doktorundan, biyologun hepsinden ortalama 15 bin, 20 bin civarında her branştan ihtiyaç olduğu söyleniyor. Genç nüfus az. Dolayısıyla dışarıdan almak durumundalar. Avrupa Birliği ülkelerinden Geçen sene başvurmalarına rağmen Avrupa Birliği ülkelerinden dahi talebi karşılayamadılar. Yani gerekli olan işçi eksikliğini tamamlayamadılar. Size vermiş olduğum 1.200.000 kişi açığı resmi makamlarla söylenen rakamlar böyle. Bunun 800 bini vasıflı olanlar, yani doktoru, hemşiresi, işte bir meslek dalında usta olan bu insanlar için geçerli olan bir durum. 800 bin kişi. 400 bin kişi de vasıfsız olarak çalışabilecek insanlar. Geçenlerde mesela ben size örnek olması açısından söylüyorum. Hani diyorsunuz ya biz bulamıyoruz, biz yapamıyoruz, edemiyoruz. Arkadaşlar eğer bir ülkeye karar verdiyseniz o ülke üzerinden gitmeniz lazım. Yani 5-6 tane ülkeyi araştırın demiyorum ben size. Bir tane ülke buldunuz diyelim. Almanya üzerine yoğunlaşın. Geçenlerde bir tanıdığım bana Almanya'dan yazdı. Bana şunu söyledi. Ya dedi Frankfurt Havalimanı'nda şu anda dedi 3 yıllık çalışabilecek işçi aranıyor. Fakat oradaki Almanya'daki işte ustabaşıdır o işverenler kendi avantalarını alabilmek için bir kurum yapmışlar kendi hallerinde. İşte kişi başı 7000 bin avroya biz işte sizi işe alırız diyorlar. 2500'lü 3000 Avro civarında bir aylık vereceklerini söylüyorlar. Kalma yeri onlara ait. 6 ayda bir izniniz var. Türkiye'ye gidip gelme uçak biletini bedava vereceklerini söylüyorlar. İşte yeme içme orada olacak bedava. Siz 3 yıl sözleşme imzalayıp 3 yıl boyunca çalışacaksınız. E bunun karşılığında da adam diyor ki ben işe sokarım adama diyor. Evrakların her şeylerini hazırlarız diyor. Ben diyor bunun karşılığında 7000 avro para alırım diyor. Şimdi bana bu geliyor mesela. Ben bunu sizlere yayınlamıyorum. Söylemiyorum. Sonuçta ben bu işi para kazanmak için yapmıyorum. Fakat bunu söylememdeki amaç... Sizler de bulabilirsiniz aslında bu tarz şeyleri. Yani internet denilen bir şey var. Türkçe sayfalarda değil de... Almanca sayfalarda arama yapın. Zaten Almanya'ya gidecek olan insanlar... Belli iş dallarında Almanca'ya gerek yok. Ama vasıflı olan... Vasıflı olarak gitmek isteyen insanlar için Almanca şartı var. Belli bir düzeyde Almanca bilmeniz gerekecek. Ama vasıfsızlarda bazı iş dallarında buna gerek yok, duyulmuyor yani. Bunun haricinde Finlandiya'dan birazcık bahsedeceğim. Finlandiya şu anda 30 bin kişi açığı var. Finlandiya'da da aynı şekilde sağlık sektöründe açık var. Kanada'da tır şoförlerine ihtiyaç var. Kanada zaten videolarımda bahsetmiştim. Her yıl 400 bin civarında göçmen almak durumunda. Yani 2023'e kadar 1 milyon 200 bin göçmen alacak. Ben Kanada videomun açıklama kısmında zaten bir önceki videolarda bahsetmiştim. İnsanlar bana yazıyor biz nasıl başvuracağız? Kardeşim açıklama kısmında video içerisinde söylüyorum zaten. Diyorum ki açıklama kısmında bir link verdim oraya basıyorsunuz. Oradan zaten puanınız yeterliyse göçmenliğe başvurabiliyorsunuz diye bahsetmiştim. Bunu yapamıyor insanlar. Demek istediğimi çok iyi anlayın. İnternet çağında yaşıyoruz. Her şey elinizin altında. Avrupa'daki insanlar, Amerika'daki insanlar artık işte bilek gücüyle, işte beden gücünü kullanarak para kazanmak istemiyorlar. Az geliyor insanlara. Ya da yaşlı nüfus çalışamıyor. E genç nüfus Z kuşağı. İşte bu Z kuşağı dediğimiz bu genç kardeşlerimiz ne yapıyorlar? İnternet üzerinden işte iki saat çalışıyor adam daha büyük paralar kazanıyor. Yani biz zamana ayak uyduramazsak eğer, zaman bir şekilde bizi bazı şeylerden uzaklaştırıyor. Şimdi biz kafamızda hep mantık olarak ya işte girelim bir işe 10 saat 12 saat çalışalım diye düşünüyoruz. Halbuki şimdiki yeni jenerasyon şunu düşünüyor. Ben diyor beden gücünü kullanmayarak kafamı kullanarak internet üzerinden ne yapabilirim? 2 saat 3 saat çalışarak para kazanmanın yollarını arıyorlar ve bu kanunu bir şekilde yapabiliyorlar yani. Bunu sizler de yapabilirsiniz. İlla şart değil. Benim burada demek istediğim olay, belki konuyu birazcık konu dışına çıktık ama çalışma muhabbeti ise eğer, çalışmaksa, hayat kurmaksa eğer bir şekilde kendinizin böyle araştırma içerisine girmesi lazım. Neyin nerede olduğunu bilmeniz lazım. Ben gideceğim. Böyle bir şey yok. Gideceksen kardeşim harekete geçmen lazım. Neler yapman lazım. Paramı biriktireceğim o ülkede nasıl yaşanıyor? Bak bakalım orada yaşayabilecek misin? Bunlar bir araçtır. dilini biliyor musun? Veya da senin bir zanaatın, bir elinde bir bileziğin var mı? Bunları yapabileceksen gireceksin bu şey. Yoksa da eksiklerini tamamlayacaksın bu zaman aralığı içerisinde. E Türkiye'de bakıyorsunuz 12 saat insanlar çalışıp günlük 100 lira paraya çalışıyorlar. Yani 1 dolar bile değil yani saati. 1 dolar bile değil. Bu Avrupa'da 15 ile 20 dolar arasında saatlik ücret alıyorsunuz. Ve böyle olmasına rağmen Avrupa Birliği üyelerindeki vatandaşlar çalışmak istemiyorlar bu şartlarda dahi. Niye? Çünkü dünya üzerinde bir sistem kurulmuş. Bu sistem nedir? İşte kölelik sistemi gibi bir şey diyelim. Dünya sistemin kölesi olmayın diyorum mesela ben buna. Nedir? İşte bu adamlar buna uyandıkları için ya diyor ben diyor başkalarını niye zengin edeyim diyor. O zaman başka yollara giriyor. Bu sefer ne yapıyor? Gidip öyle işte çalışacağını 3-5 bir şeyler ayarlayıp işte Avrupa'ya geliyor, oraya buraya gidiyor, sermaye oluşturuyor. Ondan sonra kendi işini kuruyor. Bizim Türkiye'mizde maalesef böyle bir durum olmadığı için insanlar artık burasına gelmiş bir şekilde ülkeden çıkmaya çalışıyorlar. İnanın bir sürü Instagram üzerinden, bu web siteler üzerinden bir sürü firma var, İşçi arıyorlar hep. Yani belli bir ücret karşılığında alıyorlar sizi işe koyuyorlar. Örneğin siz 3 yıllık bir sözleşme imzalıyorsunuz herhangi bir firmada yurt dışında. Onun atıyorum 3 aylık paranızı adamlara veriyorsunuz. O adamlar sizi iş buluyorlar ve sonuçta hayatınız kurtarıyor, kurtuluyor. 3 ayda bedavaya çalışmış gibi bir şey oluyorsunuz ama aslında hayatınız kurtuluyor bir şekilde. birebir yabancı firmalarla diyaloğa girin. İşte girdiniz diyaloğa size cevap vermiyorlar, dönüş olmuyor falan. Böyle şeyler bahanelere gerek yok. Bir deneyin arkadaşlar. Denemeden olmaz. Red, iki tane red yedi adam. Red yiyince ya diyor almıyorlar bizi. Almıyorlar. Ya kardeşim hemen pat diye alır, alacak diye bir durum da yok yani. Bazısı birinci de başvuruyor oluyor. Bazısı da on kere başvuruyor oluyor. Burada önemli olan ayrıntıyı es geçiyorsunuz. Pes etmeyeceksiniz. Pes ederseniz zaten kaybediyorsunuz. Arayın arkadaşlar. Eğer kafaya bir şey koyduysanız bu ülkeden daha doğrusu bulunduğunuz ülkeden memnun değilseniz, kurtulmak istiyorsanız, yeni bir hayat kurmak istiyorsanız bazı fedakarlıklarda bulunmak durumundasınız. Yoksa öbür türlü zor kardeşim. Bunu bilin yani. Videonun sonuna gelelim. Almanya'ya bakın. Var bir sürü iş var. Benim Instagram'ıma bir sürü geliyor arkadaşlar. Bir sürü. Yani ben İnanamıyorum insanlar diyor ki biz bulamıyoruz var arkadaşlar bulun. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.